Biz inceltme ameliyatları genellikle iki tür anestezi altında yapılır. Bunlardan birisi lokal anesteziyle ses denenerek yapılan tipidir. Bir diğeri de genel anesteziyle yapılan tipidir. Eğer hafif bir ses inceltme ihtiyacı varsa o zaman lokal anesteziyle yapılabilir. Fakat aşırı derecede, yani çok yüksek frekanslarda bir incelme gerekiyorsa o zaman genel anestezi altında yapmak doğrudur. Ses inceltme ameliyatlarında anestezinin tarzı yapılacak tekniğin germe miktarını da belirler. Bu ameliyatların genellikle sonuçları zaman içerisinde değişiklik gösterir. Germe ameliyatlarında ilk başta ameliyatta aşırı bir germe yapılır. Ses normalden beklenenden daha ince çıkartması sağlanır. Fakat zamanla tellerin bir miktar zamanla gevşediğini düşünürsek, aynen telgraf telleri gibi, o zaman ses kalınlaşmaya başlayacaktır ve yaklaşık 6 ayla 1 yılın sonunda ses belli bir miktar gevşediği için oturmaya başlar. Dolayısıyla gerçek anlamda sonuçlar 6 ayla 1 yıl sonrasında ortaya çıkmaya başlar. Lazer glottoplasti tekniğinde ise ses ilk birkaç hafta hiç çıkmaz. Sonra yavaş yavaş çıkmaya başlar. İkinci aydan sonra ses oluşmaya başlar fakat her geçen gün incelerek devam eder. Ve ses bir yılın sonunda tamamen ince, daha ince ve daha oturmuş olarak çıkar. Hiyodoplasti ameliyatında ise sonuç hemen elde edilir. Hiyodoplasti ameliyatı tek başına yapılan bir ameliyat değildir. Muhakkak ya kriotiroid yaklaştırma ameliyatı ile beraber ya da lazer glottoplasti ameliyatı ile beraber uygulanmalıdır. Genellikle cinsiyet değişim ameliyatları Uzak Doğu'da çok yaygın olan ameliyatlardır ve bununla ilgili Uzak Doğu'da yapılmış kendilerine özgü teknikleri mevcuttur. Bu teknik Adem elmasını alırken aynı zamanda seslerin ön kısmında çıkartan bir ameliyat tekniğidir. Bu teknikte ses çok ince çıkar. Hatta çocuksu bir ton ortaya çıkar fakat ses telin yapısı simetrik olarak alınamayacağı için ses çatallı ve bozuk, hatta boğuk bir ton çıkar. Neredeyse hastalıklı bir tondur. Dolayısıyla bu ameliyat tekniği çok özel durumlarda uygulanabilir. Özellikle çok uzun ses teli olan, çok büyük gırtlağı olan kişilerde. Hem Adem elmasını alırken hem de aynı zamanda ses telini kısaltmak için. Ama sonuçları diğer tekniklere göre daha iyi değildir. Genellikle boyunda iz bırakan bir ameliyat değildir. Çünkü boyundaki bu kesiler estetik olarak dikilir. Fakat oradaki dokunun izinin kaybolması da yaklaşık 2-3 ay bulur. Lazer ameliyatlarında dışarıda bir kesi yoktur ve ses deneyi direkt yapılan ameliyatlardır. Dolayısıyla dışarıdan bir görüntü değişikliği yapmaz. Ses inceliği sadece kadınların yaptırdığı ameliyatlar değildir. Bazen çok kalın sesli erkekler de ses inceltme ihtiyaç duyabilirler. Özellikle sert bir ses tonu olan, kaba bir ses tonu algılayan erkekler, seslerinin bir miktar daha yumuşak, feminen değil ama daha yumuşak, daha sakin, daha dinlenebilir olması için bu ameliyatlara ihtiyaç duyabilirler. Bu tip durumlarda kısmi tiroplasti tip 4 ameliyatı yapılır. Böylelikle kişilerin sesleri daha güzel ve daha renkli algılanabilir.